Kaptanım. Ömer Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi görmek ne güzel. Teşekkür ederiz. Geçen hafta yoktuk, biliyorsunuz. Evet. Allah acil şifalar versin. Nasıl anneniz? Abi, annem çok daha iyi inşallah, daha da iyi olacak. Ya işte biraz da yaşlılık tabii ki haliyle. Ellerinden öperim. Yani eyvallah, teşekkür ederiz. Daha iyi olacak. Annemizi i̇nşallah, seviyoruz. İnşallah. Sizlerle buluşmanın, sevgili izleyicilerimizle buluşmanın heyecanını yaşıyoruz. Efendim, Konfüçyus'tan güzel bir sözle başlayalım isterim. Yolunu değiştirmeden gittiğin sürece ne kadar yavaş gittiğinin önemi yoktur demiş. Tabii ki bu şimdi nereye gittiğine bağlı bir de yani yolunu değiştireceksin de neye göre değiştireceksin? Bir tabii. Yavaş veya hızlı yani neyi görmen gerekiyor? Neye gidiyorsun? Ya, hızlı gidiyorsan zaten hiçbir şeyin anlamı yok. Doğru. Sanıyorum bu sözde şunu söylemek istiyor. İnsanın hayattaki felsefesi, gideceği rota belli olsun. Kesinlikle. Bakış açısı oraya doğru olsun. Evet. Yavaş, hızlı pek fark aynen etmez. Nihayetinde, önemli olan o yolda gitmek. Aynen, rotasız kaptanın gemisi batar nihayetinde evet, yani evet. Bu gayet açık. Evet. Efendim, bugün sevgili oyuncu Ferhat Yılmaz'la birlikte olacağız. Kendisi vapura sevgili oğlu Poyraz'la birlikte geliyor. Umarım onu da programa alma şansımız olur. İkna edebilir miyiz? Ederiz tabii. Neden olmasın? Güzel bir insan. Oğlu da onu kezadır, öyledir. Bekliyoruz kendilerini. Sevgili Ferhat Yılmaz biraz sert mizaçlı gözükse de çok babacan, çok evet, sevecen bir insan gerçekten. Sarayburnu'nda kendisini bekliyoruz. Şimdi İstanbul'un güzel manzaralarıyla sizleri baş başa bırakalım. Ardından birlikteyiz. ...390. programa konuğum ben. 390 program yapmış Ömer ekiple. 390 program. Bak Guinness Rekorlar kitabına başvurabilir mesela Ömer. Ya şöyle anlatayım. Berlin Film Festivali'nde Erkan abi havalimanında... ona diyorlar ki... Erkan Bey işte festivali nasıl buldunuz diyorlar. Erkan abi de şey dedi havalimanında... Vallahi dedi, esnaf memnun dedi. Tamam mı? Yani esnaf memnunsa bence problem yok. Hoş geldiniz. Ömerciğim merhaba, kaptan merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkürler. Sevgili Ferhat Yılmaz'la birlikteyiz. Vapurda çay simi sohbet yapacağız. Çaya tadını veren şeker değil, eşlik edendir derim ben hep. Çok teşekkür ederim. Sizinle birlikte olmak çok güzel. Le Vapur Magic'te, Sarayburnu'nda, güzel bir İstanbul gününde çay sohbeti yapacağız. Çok güzel. Çok sevdiğim bir insanla sohbet yapacağım. Çok güzel. Ömer aynı zamanda modada da komşum. Şimdi ben oradan gelirken Guinness Rekorlar kitabı ile ilgili bir şeyler duydum sanıyorum. Ya şöyle Ömerciğim, 390. program. Ben duymadım 390 tane. Ya demin dedim ki Ömer bu programa başladığını hiç unutmuyorum. İlkokul 1'di. Çünkü 390 yani. Abi Guinness'e başvursa, fikri ben versem, 250 bin dolar alsa, %10'unu bana verse Ferhat abi çok teşekkür ederim. 25 bin dolar Allah bereket versin yani. Abi 390 program ve devam ediyor yani. İnşallah. Abi, inşallah. Allah uzun ömür versin. Evet. Nasıl hissediyorsunuz bugün kendinizi? O kadar güzel ki. Burası çok güzel Ömer. Müthiş yani. Gerçekten. Evet efendim. Çaylar, simitler hazırsa vapurda çay simit sohbet başlıyor diyoruz. Ne zaman bilmiştiniz en son vapura diyeceğim ama buraya vapurla geldiniz. Vapurla geldik yani biz sahilin çocuğuyuz ya durmadan vapur motor. Tabii biraz önce martıları çektim slow motion böyle. Öyle çok güzeldi, bir amca simit atıyordu, ondan faydalandım. Tam da dibime geldiler. Efendim hoş buyurun, geldiniz diyoruz. Eyvallah. Buyurun. Kaptanım. Başlıyoruz. Siz kendinize baktığınızda ne görüyorsunuz? Birbirimizi sevmek kurtaracak. Başka asla çıkış yolumuz yok biz. Gel dedi ki hayır, Türk eğilmez dedi. Sevgi azalmaz ya. Sevgi kızar ama azalmaz. Hatta bazen deliriyorum yani. Çünkü biliyorum ki sınırım var. Beynin kilopu da çalışsın, piyano dersleri bilmem neler. Müzik, o musiki çok iyi geliyormuş diye. Ben de işin uzmanı olarak anlatayım. Ne oluyor? Fırtına mı çıktı? İpler kopmuş alakam diye. Efendim,
Birisi Nasrettin Hoca'ya sormuş. Nasılsın diye. Hoca cevap vermiş. Hinliğine soruyorsan iyiyim. Dostluğuna soruyorsan anlatması uzun sürer demiş. Nasılsınız? Ben de şöyle diyorum Ömer. Bana nasılsın diye soranlara diyorum ki zamanın var mı? Zamanın diyor var ki mı? Zamanım yok. İyiyim tamam, teşekkür ederim. Zamanın varsa anlatayım diyorum. Zamanımız biraz uzun var. Sürecek. Program sizin. Hoş geldiniz tekrar. Teşekkür ederim Ömerciğim. İyiyim şükürler olsun. Bir tek derdimiz, en büyük derdimiz şu an malum pandemi. Hı-hı. O da geçecek. Yani yüzyıllardır bu yaşanmış. Bu da olacak, geçecek. O bunalttı bizi. Zaten bir Özbekistan'a gittim ben geçen hafta. Bizim Türkiye'nin ilk uluslararası dizisini yaptık biz. Mehmet Bey'le, Mehmet Bozdağ'la. Özbekistan'da Celalettin Mendirmen'i yaptık. Covid yok orada, korona yoktu. O kadar güzeldi ki normaldi her şey. O kadar sıkı tutmuşlar. İnşallah biz de Özbekistan'daki gibi normalleşiriz. Her şey iyi olur. İnşallah. İnşallah. Denizin üstündeyiz. İstanbul'a bu taraftan bakmak nasıl hissettiriyor size? Ya ben aşığım İstanbul'a. Fena aşığım yani. Çok bazen isyan ediyoruz işte, diyoruz ki şöyle böyle. Ama bir yere gittiğimizde, tatile gittiğimizde mesela, ya bir süre sonra bu karmaşayı, bu İstanbul'u deli gibi özlüyorsun. Kavga edip ayrıldığın sonra özleyip geri döndüğün sevgili gibi. Değil mi? İstanbul. Evet, aa, kesinlikle öyle. Her pencereden İstanbul'a bakış da gerçekten değişik. Şimdi hayatta hep bir bakış açısı deriz ya, hepimizin farklı bakış açıları var. Sizin baktığınız taraf ne taraf? Pencereniz nerede desem? Albert Einstein diyor ki, insanlar diyor söylediklerini ve yaptıklarının evrende dönüp dolaşıp onları geri geleceğini bilseydi, söylediklerini ve yaptıklarına çok dikkat ederlerdi diyor. Değil mi? Yani benim bakış açım ve pencerem aslına bakarsanız bu. Aslında babamdan da örnek verebilirim. Menajerim Tümay Özokur'dan örnek verebilirim. Tümay Özokur mesela çok güzel bir şey söyler. Der ki, iyi insan değilsen iyi oyuncu olamazsın der. Oyuncu olursun ama iyi oyuncu olamazsın der. Babam da hep uyarırdı bizi rahmetli. Mekanı cennet olsun. Babam derdi ki, aman oğlum cennet cehennem bu dünyada başlar. Yani şunu demek istiyordu babam hep bize. Çocukken çok anlayamıyorduk ama ya ne ekersen onu biçiyorsun Ömerciğim, mutlaka doğru, karşına çıkıyor. İnan çıkıyor yani. Doğru. Yani neye inanırsan inan ama mutlaka çıkıyor. Onun için bazen anlattığımda genç arkadaşlara bu geyik gibi geliyor. Bazen ciddiye almadıklarını görüyorum. Ama onları da söylüyorum. Yani bak, bizi sevgi kurtaracak. Bu çok net bir şey. Yani şunu öğrenmemiz gerekiyor bizim hayata bakış açımızda. İki insanın birbirini sevmesi için aynı şeye inanması gerekmiyor. Bunu bilmemiz gerekiyor bizim. Gerçekçi de olarak bunu yapmamız gerekiyor. Bak, ikimizin doğrusu bizi kavga ettirebilir Ömer. Ama ortada bir tane gerçek var. Şu ortada kalem var mesela. Ona bardak diye ısrar etmenin bir anlamı yok. Eğer bizim doğrumuz bu gerçeğe göre değilse, biz doğrumuzu bu gerçeğe göre şekillendirirsek çok mutlu bir hayat bekliyor bizi. Biz yanlış olan doğrularımızdan vazgeçmemiz gerekiyor. Bilmem anlatabildim mi? Soruna cevap oldu mu? Oldu tabii ki. Şimdi sevgili Profesör Sinan Canan der ki, kendine iyi bak, göreceksin. Siz kendinize baktığınızda ne görüyorsunuz? Yani kendimi yerden yere vururum böyle bazen ama benim için hep şeydir, demin Hande Hanım da, Hande kardeşim de benim, Tümay Hanım da birlikte çalışıyorlar. Oturduğumuzda dedi ki, Ferhat Bey ne zaman birlikte olsak hep mizah dedi. Hep eğlence, enerji yüksek. Hep böyle ama ben kendi derdimi, yani kendimle olan sıkıntımı kendimle savaşarak veriyorum. Bilincimizin şeytanımız olduğunu düşünüyorum Ömer. Bilinç çok tehlikeli bir şey. Yani bilinç bizi kandırır. İçimiz hep konuşur ya bir ses. Evet. Beynimizi bizi kandırır. İşte kanmamak lazım. Kanmamak lazım. Ya bugün boşver yapma. Aman sen onu zaten beceremezsin. Aman orada bilmem ne olmaz. Hep bilinçle kavga eder, onu azarlar ve onu bastırıp durdurmaya çalışırım. İnsanı yoran bir şey bu aslında. Yoran bir şey. Ama insan gerçekten kendini sevmeli ve kendine iyi bakmalı ya. Çünkü öbürünün bir faydası yok ki bize. Faydası olsa kendimizi hırpalayalım. Ama yok, olmuyor. Öbürü daha iyi olan. Ne düşünüyorsan biraz o oluyor Ömer. Doğru. Şimdi efendim, vapurda çay içtiğimiz sohbette hızlı bir giriş yaptık. Böyle felsefe konuşuyoruz. Yıllar öncesinde, burada karga. Yukarıda karga. Aa, öyle mi? Evet. Harika. Martı mı? Martı mı? Martıymış. Ayak seslerinden Cemal Kaptan tanıyor yani. Gerçekten görmüyoruz. Bak, biz her martı gün diyorum, şey karga diyorum, martı diyor. Ayak sesinden tanıyorsun kaptanım. Tecrübeye bağlı. Tecrübeye bağlı. Ömer, unutma diyeceğin her gün bizim Moda'da evimizin yanında çatıya her gün kargalarımız, martılarımız gelir. Onların ismi çocuklardır. Diğer isimleri alacaklılardır. Her gün eve fazla ekmek alırız. Ve yıllar oldu artık onları şöyle yapabiliyorum. Oğlum kavga etmeyin. Sağ tarafa, sen de sola diye. Böyle efendi efendi eskiden kavga ederlerdi. Artık yemeklerini, ekmeklerini öyle yiyorlar. Her gün onları besliyoruz.
ve çağırıyorlar biliyor musun? Ya çok enteresan gerçekten. İstanbul bu konuda efsane. Erkan Can da Güven Kıraş da demişti. Biz hani son yıllarda bayağı gezme şansımız oldu. İstanbul'daki Martı kadar hiçbir yerde Martı görmedik dediler. Öyle bir durum var. Ciddi durur musunuz bir? Bir de bir tebessüm. Aynen. Güzelleşmenin en ucuz yolu gülümsemek galiba. Gözler. Gözler değil mi? Evet. İnsanın o bir andaki enerjisi, her şey değişiyor. Karşıya verdiği, o içinden gelen. Ya işte oyunculukla da öyle bir şey var ya. Seyirci çok profesyonel artık. Gözlerden geçiyor. Artık o kadar profesyonel ki işte 90 yaşındaki anneannem isminin devamlılık olduğunu bilmeden devamlılık tutuyor. Bir saniye önce bunu giymiyordu bu herif diyor mesela. Arada kızmışsa küfür müfür de var. Ama ciddi takip ediliyor artık yani. Ama gözler yani. Bütün mevzu bu. İnandırıcıysan iyisin ya. Mevzu inandırıcı olmakta. Şimdi tabii her şey göründüğü gibi olsaydı elimize aldığımız su da mavi olurdu diye bir söz var. O aklıma geldi. Her şey göründüğü gibi mi? Değil tabii ki. Değil değil mi? Aa, imkanı var mı ya öyle bir şeyin? İmkansız yani. Ben hep düşünüyorum. Hatta bazen deliriyorum yani. Çünkü biliyorum ki sınırım var. Beyin kapasitem olarak ne kadar okusam da bilgi evet büyük silah ama benim bileceğim yerin de sınırı var. Keşke ötesini bilsem, keşke ötesine ulaşsam, keşke orada olsam, oraya gidip buraya baksam mı çok istiyorum ama imkanı yok yani. Artık bunu bilerek yaşamak lazım. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Doğru. Şimdi sevgili Tümay Özokur'dan bahsettik. Kariyer ve şöhret yönetimi aslında tırnak içerisinde hep kullandığı bir terim. Evet. Değil mi? Nasıl gidiyor şöhret yönetiminiz? Fena değil yani. Bu aralar görüşemiyoruz pandemiden dolayı. Ondan sonra daha çok şirkettekiler evden ve bilgisayardan zaten işte arada toplantılara gidiyorlar. Tümay Hanım çok özel bir insan, çok tecrübeli. Ben mesela şeyde de American Eye Akademi'de de ders verdim 2 sene, hocalık yaptım. Orada da Tümay Hanım'ın yazdığı ilk derste ilk söylediğim şey, paranız yoksa ben vereyim, ben alıp getireyim. Tümay Hanım'ın yazdığı kitabı mutlaka okuyun diye. Çünkü Tümay Hanım'ın yazdığı kitabı okursanız dedim, genç oyuncu olmak isteyen arkadaşların maça 3-0 önde başlarsınız dedim. Çünkü 20 yıl anlatmış, başlarını geleceği orada anlatmış yani her şeyiyle. Tümay Özokur gerçekten büyük tecrübe. Çok değerli bizim piyasa için, sanat camiası için. Yani çok seviyorum kendisini. Hande'yi de seviyorum yani. Selamlarımızı gönderiyoruz buradan. Şimdi Nazım Hikmet'in güzel bir sözü var. Cebimde yoktu, yüreğimden verdim diyor zamanında. Şu zamanda, şu devirde sadece yürekten vermek yetiyor mu? Cepten de bir şeyler çıkarmak gerekiyor sanıyorum. Ne dersiniz? Yetiyor be. Yetiyor mu? Kimle, nerede, nasıl olduğunla ilgili bir şey o. Senin tercihin. Cebinden vereceğin yerde olursan oradan verirsin. Yüreğinle olacağın insanlarla olursan, Ömer, oradan verirsin. Yani bu çok basit bir şey. Bunun da 2 tane şeyi var. Parayla satın alınmayan 2 tane şey var. Parayla satın alamıyorlar. Alamazlar da. Ben onu görüyorum bazen. 100 metreden artık tecrübeden görüyorsun. Her şey var. Neymiş? Kalite yok. Kalite yok. Kalite parayla satın alınmıyor. Bir de utanma duygusu. Çok korkuyorum. Toplum utanma duygusunu kaybedecek diye çok korkuyorum. Ben. Tamam mı? Çok değerliydi. Utanma duygusu. Bunlar olduğu zaman da Ömerciğim, bunlara sahip olan insanlarla zaten yürekten birlikte oluyorsun. Çıkarsız birlikte Doğru. oluyorsun. Hayatta bir alışveriş içindesiniz. Oğlunuz Poyraz'dasınız. Sonuçta baba, oğul bir şeyler isteniyordur. O sizden, siz ondan. Herkesten verebileceği kadarını istemek felsefesine katılır mısınız? Ona dikkat eder misiniz? Aslında bazen bazı insanlardan bir şey isteriz ama pek de düşünmeyiz o karşılık verebilecek mi diye. Bunu neyle ilgili sordun? Çok iyi anlamak istiyorum soruyu. Ya hayatta hani insanın içinde istekler var ama bu istekler aslında karşı tarafın verebileceği... Maddi olarak şeylerden bahsediyorum. Maddiden bahsetmiyorum. Maneviyattan bahsediyorum. Ben çok bunu çok kısa anlatayım. Bunu Poyraz'a biz ne verdik? Poyraz'dan biz ne aldık? Poyraz'a söylüyorum her zaman. Diyorum ki bak denklem çok basit. İyi insan olacaksın, işini iyi yapacaksın, vatanını, halkını, bayrağını seveceksin. Bak denklem bu kadar basit. Aslında hem insani liyakattan bahsediyorum, hem yaşamda demin söylediğim iki insanın birbirini sevmesi için aynı şeye inanması gerekmezden bahsediyorum. Yani Poyraz Kadıköy'de ünlü bir sosyal deney yapan ekibe takılıyor, yakalanıyor geçen sene. Bir sürü çocuğa diyor ki bu deneyi yapan arkadaşımız, başındaki arkadaşımız, ya diyor arkadaşlar diyor bir ağrı kesici alacağım 4,5 lira, üstünde para yok, çok ağrım var, şu eczaneden bana bu ilacı alır mısınız? Tamam, çocukların bir kısmının cebinde para olmayabilir ama bir kısmında mutlaka vardır. Almadılar. Poyraz'a denk geldi. Poyraz dedi ki alırız abi, gel dedi ya. Ha? Sesi de kısıyor kendi şey olmasın diye. Alırız, gel. Tabii orada çok büyük etkileyen bir şey. Eczanenin önüne gittiler, kuyruk var.
O da antrenmana gidiyordu, basket antrenmanına. İşte dedi abi acelem var, sen alsan. Yok dedi, abi al dedi. Kaç para? 4,5. Abi ben sana dedi 10 lira vereyim, içeride mahcup olma, belki fazladır dedi. Yani mevzu aslında benim ona verdiğimi, benden aldığını aslında Poyraz verdi. Evet yani bu mevzu güzel. Bu Ömer'cim, tamam mı? Güzel. Geri kalan hepsi öğrenir, öğrenmez, doğru. Alır, almaz. Ben ne olursa olsun babam bana nasıl yetemediyse ben de oğluma yetemeyeceğim. Benden istediği şeylerde de yetemeyebilirim. Çünkü bu nesil öyle hızlı ilerledi ki biz ne kadar her şeye hakim olsak da yakalayamayacağız, onu biliyorum ben. Yani bir kısımda o kendi kendine öğrenecek ve başaracak Ömer, öyle düşünüyorum ben. Öyle gerçekten, insan kendi ayakları üzerinde her şeyi öğreniyor. Sevgili Ferhat Yılmaz'a sormak isterim. Gece yarısı çalan telefon ne hissettirir size? Gece yarısı çalan telefon... Saat 3'te bir telefon olsa mesela. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bizim piyasada normal ya. Şimdi... Sorarken aklımdaydı. Samimi söylüyorum. Bize ya. Ya değil ya. İşte atıyorum. Şu niye arıyorum? Senaryo ilgili bir şeyim var. Sete mi çağırdım? Şunu sak kesin. Değil mi? Aslında gece yarısı çalan telefon ya, bir oyuncu için... Şimdi oyuncu için yani bir... Çok şey değil. Evet, çünkü yani genelde böyle gece de çalıştığımız için... Hı-hı. Hani devlet memuru olsam, viskide çalışsam, Cemal Kaptan gibi olsam... Bir panik yaparım, gemi mi yanıyor? Allah korusun. Ona motora bir şey mi oldu filan? Ne oluyor? Fırtına mı çıktı? İpler kopmuş olanlar diye. Aynen. Babalara bir şey oldu. Ama ben çok böyle şey olmam ya, ürkmem diye düşünüyorum yani. Yardım isteyen bir insan mısınızdır? Böyle yoksa her şeyi ben yaparım mı dersiniz? Ya bu çok kötü bir huy ya. Her şeyi ben yaparım diyen bir insanım. Bir de başkalarının işini yapan, bir de başkaları yardım istemeden, yardım eden. Allah. Ya böyle yorucu bir hayat olur mu gerçekten? Çok sağlam bir soruydu Ömer. Yani aman yani bir ondan sonra. Geçen Poyraz söyledi. Ya baba çok yoruluyorsun, biri yardım istemeden yardım etme lütfen dedi. Bir yardım istemeden. Doğru. Şimdi yaklaşık 2-3 yıl önce bir kilo verme süreciniz oldu. Kilo verme... Sen kaç kilosun Ömer? 72. Sen bir tane senden verdim ben. Sen sen içimden çıktın. Gerçekten. Ya, buyur Ömer işte. İçimdeki Ömer'di. 70 kilo verdi. 70 kilo? 70. İnanamıyorum. Tabii. Tabii. Ben de inanamıyorum. Evet. Şimdi bizim kurgu ekibindeki arkadaşlarla bir anınız var galiba. O yüzden bu konuyu açtım ben. Ha evet evet, onu anlatalım. Çok şeker ya. Nerede o, gelmedi değil mi? Gelmedi. Sezgin de değil mi? Evet. Sezgin ne oldu oğlum? Neredesin? Sezgin, ben Ömer'in ekibinden bir arkadaşımızla Moda'da kafede oturuyoruz. Sezgin de böyle gayet içten ve doğal bana şöyle bir mesaj atmış. Oğlum bu geliyor diye. Ama bu benim iple gezdirildiğim 150 kilo olduğum zamanlar. Yani uçmasın Ferhat. Ondan sonra ben de görünce abi bak dur dedim, aç bir video yollayayım ona. Ben de ona gözlükleri falan takıp böyle ağır abi yapıp şey yaptım. Oğlum sen kime bu diyorsun ya? Ferhat Bey diyeceksin, Ferhat Yılmaz diyeceksin, ya, sen yani. Kurgucu. Bana bu mu dedim falan. Ondan sonra bugün de arkadaşlarımız dedi ki abi gelemiyor. Gelemiyor. Ben de tekrar video yolladım ona. Hayırdır Sezgin, gelmeyeceğim diyor musun? Bir gel bakalım nasıl kurgu yapacağını konuşacağız dedi. Sezgin gelemedi. Buradan sevgilerimizi gönderiyoruz kendisine. Hayatta hani bir anda bir değişim yaşıyorsunuz. 70 kilo gidiyor ama sonuçta... Hayatta bir doğru alışkanlıklar edinmek gerekiyor değil mi? Her şey değişti. Değişiyor yani. Biliyor musun? Bana bunu doktor söyledi. Dedi ki beyninle metabolizmanın ve bütün ruhunun, bütün her şeyin birbirine uyumu bir yıl sürecek dedi. Yani şey yapma sakın dedi. Çünkü yeme alışkanlıkların değişti. Her şey değişiyor ondan sonra. Yani... O eski kıyafetlerinizi ne yaptınız? Ben onları da merak ediyorum gerçekten. Ya var ya bir sürü gerçekten çok güzel şeylerim gitti. Rahmetli babam terziydi benim. Ona götürüyordum. Baba bunları şey acaba şey oğlum bunlar 5x 4x olmaz yani daralmaz bundan olmuyor yavrum olmuyor. Daralma başka bir şey yani ya, anlamıyorsun dedi tamam. Hepsi şey oldu, kıyafetlerimi çöp oldu. Olsun, sağlığım önemli olan. Tabii ki. Ondan sonra gayet iyi ata biniyorum, yüzüyorum, yüzdüm. Şimdi Muay Thai ders alıyorum özel. Ondan sonra mutluyum Ömer. Bir oyuncunun sürekli kendini geliştirmesi çok güzel bir şey zaten. Yani. Ömer şöyle bir şey oldu. Rol yelpazem genişledi. Yani işte şişman ama sempatik çocuk komedi oynar diye. Durumu ama son oynadığım mesela evet
Bu çok şey, piyasadan çok kızdığımız bir şey bu, tamam mı bizim de? Bu ön yargılı davranışlar oluyor bazen rol dağıtımı yapılırken. Tek düzeye gidiyor. Evet yani. Yani böyle bir kafalarında bir şey var. Mesela Sevda Kuş'un Kanadı diye TRT1'de bir dizi yaptık biz. Orada ben Kaşayalı diye bir karakter oynadım. Emekli bir albayı. Gerçekten yaşamış 1968-70'li yıllarda. Mesela orada canım benim diye bir şey koymuştum. Mafya babasını oynadım ben ağır abi kiloluyken. Müthiş oldu mesela, hani çok sevdiğim oynadığım rollerden biridir. Ha gördüler, oluyor mu ya? Oluyor, olmaz olur mu? Öyle bir saçma sapan bir şey olur mu yani? Hani kiloluysan bu, zayıfsan, ama zayıflayınca şu bir gerçek, rol yelpazem genişledi. Çünkü yani mesela son bu yaptığım Celalettin Mendirmen'de bu ağır eğitimlerimiz, spor, ata binme, tabii ki o kilodayken o şekilde ata binmek mümkün değil. Mümkün değil yani. Ata yazık. Ata yazık, evet. At almasın. At almasın. Şimdi oyunculuğun raconları açısından da aslında tarihi bir dizide, bir filmde oynamak da size çok başka şeyler öğretiyor herhalde. Yani tabii. Selam verme şeklinden tutun da. Bizim mesela dizide Özbek danışmanımız var, değerli bir hocamız var. Mesela ilk tane selam verirken şunu yaptık. Gel dedi ki hayır, Türk eğilmez dedi. Ne yapıyorsun? Sultan da olsa eğilmez. Bu baş selamı dedi, saygı. Eğilmeyeceksin dedi. Mesela bir sürü şeyi o 1200'lü yıllar, saraydaki o şeyi, burjuvazi vesaire filan. Bir sürü zaten Mehmet Bey kendi yazdığı için bizzat tarih bilgisi de zaten çok sağlamdır. Onlar zaten bir sürü tarihsel kitaplar verildi. Onları okuduk, eğitimlerden geçtik. 1200 yılları anlamak, öğrenmek ve nasıl davranacağını şey yapmak için. Mesela Metin Günay, değerli hocamız, Metin Hocam, genel yönetmenimiz. O mesela oynarken bir sahnede şunu yaptım mesela, şunu yaptım. Ne dedi yaptınız? Ki şu mesela, şunu yapıyorsun. Kızdım, şu derken? Şu, ya şu hareket yani, şu. Anlamadım tepki. Ondan sonra, pardon. Şey değil ya, ne ayak değil canım. Şunu yapıyorsun, şu. Tamam mı? Şunu yaptım. Çok mesela iyiymiş. Ya da şunu yapıyorsun. Ya da bir şey yapıyorsun, diyor ki hayır yapmayacaksın. O zaman böyle bir şey yok. Şu yok. Bu yok. Bu yok. Ya da bu yok. Ha. Yani yok böyle bir şey oğlum diyor. Bu tepki yok mesela. O, yani o kadar ince çalışıldı ki. 13 bölüm doğru. Bitirdik. Yani sonuçta hayatımıza böyle bir şey geldi mesela. Geldi abi. O zaman yoktu bu. Evet yoktu. Mesela şimdi var. Garip garip konuşmalar falan doğru, da var doğru, biliyorsun. Aynen. Gıcık oluyor. Gerçekten. Kısaltmalar. Doğru. Acayip abuk sabuk. Bir tarihi dizi yaparken, bir film yaparken bunlara önem vermek. Tabii tabii, çok ciddi bir çalışmadan geçtik. Yönetmenimiz de Nurgül'se Almurat'tı. Bir Kazak yönetmenimiz vardı. O da çok iyi arkadaş olduk. Ekibimiz çok iyiydi ya gerçekten. Muhteşemdi yani. Yaptık bitirdik bakalım. İnşallah sağlık. 13 bitirdik. Diğer bölümlere bakacağız. İnşallah. İnşallah. Efendim, şüphe duyduğunuz bir şeyden vazgeçer misiniz? İnsan içinde bir şüphe girerse ondan uzaklaşmak, vazgeçmek mi gerekir? O şüpheyi yaratacak bir şey yapmamışsa, gerçekten kötü niyet varsa orada ben noktayı koyarım. Ama her zaman insanlar ikinci şans hak eder. Evet, gerçekten eder. Güzel dediniz. Ben de, biz yapmıyor muyuz hata? Değil mi? Yapıyoruz. Hem de ne hatalarımız önemli var. Önemli olan hata yapmamak değil, hataları anlayabilmek, yanlışları anlayabilmek evet, önemli bence. Düzeltilebilir. Evet. Ondan sonra ona bakmak gerekiyor. Ama çok böyle, ya bak Ömer, yani net şu var aslında bende. Birinin vatanla ilgili problemi yoksa benim de kimseyle ilgili problemi yok. Geri kalanın hepsini çözerim ben abi. Severim, hoşgörülü konuşuruz ama benim kırmızı çizgim... Kırmızı bez. Çevrendi, bilir. Evet, kırmızı bez. Kırmızı bez abiciğim. Onun dışında o olmuş, o ucuymuş, bu bucuymuş, o oradanmış, hiç fark etmez. Hepsi evim benim dergah gibi açık. Herkes gelebilir. Herkesi çok seviyoruz. Ama gelenlerin orayla... derdi olmasın. Bu benim için yeterli Ömerciğim. Doğru. Evet. Ben de aldım çayımı. Oo, sıcak çay geldi. Simit afiyet var, olsun. Harika. Efendim, sabır yorulur mu? Sevgiye bağlı be. Sevgiye bağlı. Evet. Sevgi azalırsa sabır da biter o zaman. Sevgi azalmaz ya. Sevgi kızar ama azalmaz. Güzel. Sevgi bir kızar bir uzaklaşır. Evet. Gerçek tamam sevgi öyledir değil mi? Öyle öyle. Bir kızar. Kızar böyle gider. Sonra böyledir sevgi. Doğru. Yani evet, böyle bir şey olur mu? Yani insan sevdiğine kızar, evet uzaklaşır. Ama sabır sevgiye bağlı. Kesinlikle. Bir bozuk saattir yüreğim hep sende durur demiş Turgut Uyar. Sizin durduğunuz yer neresi genelde? Ama böyle sorular soracaksak toplum içinde çok aile değil mi? Ailem tabii canım. Daha değerli bir şey olabilir mi hayatta? Ailem. Orası yani. Orada durur yüreğim. İnsan seven birisiniz ama... Şöyle bir özellik olsaydı ister miydiniz? İnsanlarda da reklamı geç seçeneği olsaydı mesela. Reklamı? Geç.
Reklamı geç seçeneği insanlarda da reklamı geç yapıyoruz ya. Ne çağrıştırdı sizde bu? Ben yapar mıydım böyle bir şey? Hmm. Yapmazdım. Yapmaz mıydınız? Yok, yapmazdım. Öyle böyle reklamı izlerdiniz yani. İzlerim. Çünkü bak onu yaparsam sonra onun şeyi var, yükü var Ömer. Yani onu taşımak biraz zor olabilir ya. Doğru. Yani ben niye böyle yaptım? Ne gerek vardı? Keşke böyle yapmasaydımlarla uğraştır ondan sonra. Doğru. Sonrasını öyle yaşamamak lazım. Peki başka bir soruya geçiyoruz efendim çaysimiz sohbette. Mevlana'dan bir söz. Aradığın şey de seni arıyordur'a ben inanırım. Öyle düşününce aradığımız şeyi bulmak daha mı kolay? Vallahi aradığı şeyi kimse ölene kadar bulamayacak. Öyle mi? Ben gerçeği söyleyeyim de. Yani. Ben bulmak için hala çaba sarf ediyorum. Yok, bulamayacaksın. Çaba sarf edeceksin yalnızca. İmkanı yok yani. Ona, o bir yalan yani. Tamam. Bulanlar da yalan söylüyor. Zaten belli söylediğinden. Ben dinlerken anlıyorum. Sen kimi kandırıyorsun? Kaçıp kuransız biz diye. Öyle aradım buldum falan yok. Yok. Bir gerçek var bu evrende. Haddini bileceksin. Haddini bilmeden yaşarsan abicim mutlaka bu hayat, bu evren, bu oluşum ondan sonra bu yaradan sana o sistem haddini bildiriyor. Hiç gerek yok. Yani ben had bilmeden haddimi bileyim. Zaten o yavaş yavaş bir aradığını bulduğunu falan zannediyorsun zaten. Biraz ucundan gösteriyor. Doğru. Tamam mı? Ama öbür türlüsüne gerek yok. Çünkü her şeyin bir bedeli var. Hani babam diyordu ya cennetle cehennem bu dünya diye. Burada başlıyor diyordu. Tamam mı? Evet, burada başlıyor yani. Ya aradığını bulmak işte Ömer. Bazen de böyle bulup kaybediyorsun. Ya bulduğunu zannettiğin, kaybettiğin zamanlar da oluyordur. Mutlaka oluyordur yani. Mesela hayatta bu anlattığım şeyleri izleyiciler de dinlerken %90'ı standart biliyor musun? Bir hayatta bütün bu hani ifade ettiğimiz, yaşadığımız şeylerin %10'u değişik. Yalnızca isimler değişiyor aslında. İsim değişiyor. Aslında yaşanılan şeyler yani benzer. Benzer. Kesinlikle. Yaşla ilgili bir şey. Mesela bizi tutup da Z kuşağından şu an bir kardeşimiz, evladımız anlamayabilir. Ama bizim yaşımızda olan biraz altı ve biraz üstü mutlaka anlıyordur. Çünkü benzer şeyler yaşanılıyor. Doğru. İnsan kendisine yakın olanı zaten seviyor, anlıyor. Evet. Kesinlikle. Bir kelebek mi olmak isterdiniz, bir karınca mı? Alet olsun ben karınca olurdum ya. Ya bu yüklenme işi hikayesi var ya, keşke kelebek olabilseydim. Böyle uç kafana göre. Yani kısa olsun ama özgür olsun. Bir türlü o şeye giremedik. Hep yüklenme, hep taşıma, yardımcı olma. Hep güzel şeyler bırakmak için işte karıncalar gibi çalışmak gerekiyor. Evet. Yani. Çaresi yok başka. Çalışmalar olmuyor. Yani biri oluyor diyorsa yalan söylüyor. Ne duyuyoruz? Martıların sesi. Onların bile bir melodisi var. İnanılmaz ya. İzleyicilerimiz duyabildi mi acaba? Şimdi hakimlik sınavını kazanamayan bir kişiyi arkadaşıyla arasındaki diyalogtan bahsetmek istiyorum. Hakimlik sınavını kazanamayıp ağlayan arkadaşıma daha gözyaşlarına bile hakim olamıyorsun dedi ve arkadaşlığı orada bitti. Böyle esprilere güler misiniz? Güvenlik bir ders. Güvenliğe alsanıza şunu ya. Abi ya böyle bir şey olur mu ya? Ben direkt güvenliği çağırırım ya. Kendim de kalkmam. Arkadaşım ara şunu. Ömer de bakıyor abi. Evet. Güvenlik içeride. Güvenlik gelmesin yani. Abi böyle bir şey olabilir. Gülmediniz değil mi buna? Hadsizlik yani. Hadsiz. Hani hadsiz var ya yani. Hadsiz. Hadsiz. Var ya. Evet. Ben yapmadım bu espriyi tabii. Okudum sadece. Yani olacak şey değil ki ben de neler izliyorum. Gelirken de hatta bir şeye takılmıştım. Neydi ya, programda Ömer'e bahsederim dedim abi. Şu haberi bana yazılı ya da biri söylese inanmazdım. Çünkü dükkanın kamera görüntüsü var. Çiğ köfteciyi acılı çiğ köfte verdi diye dövdü adam. Allah Allah. Ya. Çiğ köfte acılı ya zaten. Yani çiğ köfte acılı olmaz mı abi? Çiğ köfte dediğin şey acılıdır. Bir de adamı niye dövdün? Yani Ömer o kadar yani öyle bir yere gelmiş ki iş. Bazen evet. Evet, bu tabii mizah konusu olarak söylüyoruz ama aslında çok tehlikeli bir yerde yani. Şu sözle o adamı söyleyen. Benzer. Benzer. Hadsizlikte yani, aynen, tamam mı? Doğru, hadsizlikte. Aynen. Yani. Doğru. Şimdi tabii böyle genelde çay sohbetlerinde, akşam buluşmalarında işte konuşup en sonunda gelip de ya dedikodu yapmasak mıları duyar mısınız? Ya bu ikiye ayrılır. Evet. Hatta üçe ayrılır. Üçe mi ayrılır? Bir gıybet var. Ben de işin uzmanı olarak anlatayım.
Bir dedikodu var. Bir de çok ağır adam gömme vardır. O gıybetin bir üstü oluyor. Bir de sohbet etme. Sohbet etme. Sohbet etme var. Ya tabii terazi ve ayarı kaçıran arkadaşlar olabilir ama ya bu da hayatın cilvesi Ömerciğim. Bu olacak yani. Bunlar konuşulacak. Öyle oldu, böyle oldu. İşte biz Sezgin için konuşuyoruz mesela. Doğru, doğru. Ya şöyle yaptım, böyle yaptım diye konuşuyoruz. Ya yeter ki kalpte kötülük olmasın Ömer. Değil konuşurken. Mi? Vallahi hiç sıkıntı yok yani. Kalpte güzellik olsun. Her şey konuşulur, çözülür. Ama bu var mı? Bu var. Yani bu hayatta bu var. Bugün simsiyahsınız. Hep simsiyahım ben. Yani mesela bembeyaz olup çıktınız oluyor mu hiç? Hiç hayal ettiniz mi kendinizi bembeyaz? Bir dizide beyaz giymiştim ben yıllar önce. Başka hiç hayal etmedim. Beyaz giyme. Poyraz da böyle yapıyor oradan. Hep siyah. Şöyle oluyor. Sarı siyah, kırmızı siyah. Galatasaray maçlarında sarı kırmızı. Bak o zaman değişik. Çok güzel. Ondan sonra... İki elinizi eşit kullanabiliyor musunuz? Kullanırım. Ne yaptığıma bağlı. Yani... Yemek mi? Ne yapacağız? Yo hani genel olarak mesela... Kullanırım. Kullanır mısınız? Kullanırım. Hatta Poyraz da beynin iki tarafını kullansın, iki elini kullansın. Aynı anda hem mantık ve duyguyla birlikte düzgün hareket etsin diye ona bebekken bununla ilgili özel CD'lerle uyutup... Öyle mi? Piyano dersleri aldırtıp... Beynin iki lopu da çalışsın diye vesaire vesaireler yaptırmıştık. Hatta bunu Hakan Bilgin'le Derin'le aynı yaştalar. Hakan Bilgin'in oğluyla bunların hepsini birlikte delirmiştik bir ara. Beynin iki lopu da çalışsın, piyano dersleri bilmem neler. Müzik, o musiki çok iyi geliyormuş diye. Ya bir çılgınlık dönemimiz var. Çocukları kobay olarak kullanıp başlarında da böyle uyuyor. Demek ki dinlediğinde böyle filan diye, tamam mı? Ya böyle dinlediğimiz var. Düzeldik ama sonra kendimizi düzelttik Ömer. Doktora gitmemize gerek kalmadı. Kalmadı. Çocukları kendi haline bıraktınız değil mi sonunda? Bazen hani zaman ne kadar hızlı geçiyor hep böyle duyuyorum. Ben de söylüyorum. Acaba zaman neden hızlı geçiyor yani? Neden biz hızlı geçiyormuş gibi geliyor? Morgan Freeman'ın da bir belgesel vardı. Onu da izlemiştim ben. Orada bir profesörle konuşuyordu. Oyalanacağımız şeyler fazlalaştı bizim. Tamam. Bizim çocukluğumuzda TRT1'deki İstiklal Marşı'nı bile bekleyip ekranın karıncalanmasına kadar bekleyen bir nesildik biz böyle. 10 dakika hani sanki bir şey çıkacakmış ardından gibi, tamam mı? Kitap okumaya çok zamanımız vardı. Oyun oynamaya çok zamanımız vardı. Akşam bir türlü gelmezdi. Hatta dışarı çıkar oynar, eve gelir uyur. Sonra tekrar çıkar oynar. Aman güneşin altında. Bak gün bitmezdi bir türlü çocukluğumuzda. Bizim büyüklerimiz için de gün bitmezdi bir türlü. Ama şu an oyalanacağımız çok şey var Ömer. Ve o oyalanacağımız şeylerin inan %70'i de çöp. Bize hiçbir faydası yok baktığında. Bu tüketim toplumu olmakla ilgili bir şey aslında, tamam mı? Bize durmadan bir şeyler pompalanıyor, veriliyor. Onun için onlarla uğraşırken zaman öyle hızlı geçiyormuş gibi geliyor ki bize. Halbuki zaman aynı zaman. Bir şey değişmedi. Yalnızca zamanın hızlı geçmediğini, kaliteli geçtiğini bizim için, bilmemiz için yapmamız gereken tek bir şey var. O bize verilen %70 saçma sapan şeyleri tüketmemiz için olan bir kenara koymamız gerekiyor. Bak o %30'luk kaliteli aldığımız zaman, bak zaman ne kadar güzel geçecek o zaman. Biz onları hayatımıza alıyoruz. Doğru. O koşuşturmanın arasında hiç farkında olmadan gün bitiyor. Gün bitiyor. Kesinlikle bitiyor. Şimdi Al Pacino meslektaşınız demiş ki yeni eskiyi devirir. Bu doğaldır. Aslında biraz önce söyledikleriniz de böyle aslında. Yeni gelen eskiden olanı bir şekilde deviriyor mu? Deviriyor. Şöyle de bir gerçek oluyor. Yeni deviriyor. Yeniyi yaşıyorsun. Yenideki bu hataları görüp, bizim hayatımıza zarar veren kısımları görüp eskideki doğruları da özlüyorsun. Mesela ben eskiden Ömer sabah 5'te uyurdum. Zayıfladıktan sonra 5-5.30'da uyanmaya başladım. Hayatım çok değişti benim. Ve onun için 5-5.30'da güne başladığım için ben gün benim için inanılmaz uzadı. Yapacağım şeyler fazlalaştı. Uyuduğunuz saatte kalkmaya başladınız artık. Aynen öyle. Ve erken uyumaya başladım artık. Ve her şey değişti. Tavsiye ediyorum herkese. Evet. Yani bence bütün bu anlattığım soruların birinci başlangıç yeri mümkün olduğu kadar erken yatıp erken uyanmak. Doğru. Evet. İnsan amaçsız yaşayabilir mi? Yaşayamaz canım. Öyle şey amaçsız olur. Yaşayamaz mı? Yok, yaşayamaz ya. Yani hep bir amacımız var. Amacı olmayanların da amacı var. Amacı olmayanların da amaçsız yaşamak amacı. Amaçsız yaşamak amacı. Ya hep bir amaç var yani. Doğru. Ne yapacak? Ben seni bırakayım ormana, yiyeceğini de vereyim. Değil mi? Tamam, al tamam, yiyeceği de veriyoruz kardeşim. Hiçbir şeye ihtiyacın yok, yaşa. Mutlaka 3 gün sonra bir amacın ortaya çıkacak. İnsanız çünkü, benliğimiz var. Olacak. Kaçarı yok. Doğamızda var, var bu yani. Şimdi efendim, sevgili Ferhat Yılmaz'ın oyuncu kimliği dışında uzun yıllar yaptığı bir radyocu tarafı var. Oo. Radyoculuk.
Efsane, güzel bir şey. Yani ne diyorsun? Hem de en güzel zamanıydı Ömer, biliyor musun? Yani radyoculuğun radyoculuk olduğu o zaman çok değerliydi. Şimdi çok değerli arkadaşlarımız var. Ben 10 yıl falan sürdü. Doğru. Bayağı sürdü. Radyoculuğun en güzel tarafı herhalde insan gözükmediğini bilip konuştuğunda içini döküyor. Saçma bir örnek mi verdim bilmiyorum ama. Yok ya, biz genelde içimizi dökmüyoruz ama arayanlar için döküyor oluyor. Peki. Şimdi bir konuştuğun şeylerin mikrofonda bilmem kaç saniyede hem arabada ekileri hem evdekileri, iş yerindekileri düşünsene binlerce insana ulaşıyor. De bir şey söylüyorsun. O enerjiyle, o aurayla oraya gidiyor. Hani o insanların bir yerine dokunuyorsun. Sesle dokunuyorsun. Ne kadar etkili bir şey olduğunu düşünsene. Şimdi buna dair güzel bir iki söz not ettim. Gidenler sanıyor ki kalanlar her gün ağlıyor. Sen radyoyu kapattın diye şarkılar yarım kalmıyor. Ah güzel. Güzel bir söz. Güzel. Doğru, radyoda öyle bir şey vardır. Sen kapatırsın şarkıyı ama o hep devam ediyordur bir şekilde çalmaya. Başka biri dinliyordur, başka bir frekansdır. Tabii, başkasına dokunuyor. Işte. Başkasına dokunuyor. Söz dokunuyor, müzik dokunuyor, dokunuyor. Hayatının bir yerine dokunuyor. Bir şey hatırlatıyor, keyiflendiriyor, hüzünlendiriyor. Başka bir yere götürüyor onu. Radyo sihir yani. Kesinlikle. Nasıl anlatayım? Muhteşem bir sihir. Bir de biz yani çok sağlam yaptık bu Ömer Radyo'yu. Biz radyo tiyatrosu yaptık. Dry Time'da çok acayipti programımız mesela bizim. Biz Belevrike Krallığı diye bir şey yaptık. Bir hikaye şu, Belevrike diye bir krallık var. O krallığı adam sıkışmış, ondan satın alıyoruz. Ama bütün efektler var. Suda timsalların yüzme sesi. Bu arada prodüksiyonun başındayım, hepsini ben yapıyorum. Bütün altyapı sizde. Tabii Amerika'dan CD'ler getirdim. Fatih abi onlara bir sürü paralar verdi, bana fırça attı falan filan ama sonra tabii sarıldı öptü çünkü çok iyi gidiyor program. Biz dedik ki size yeni kimlik kartı veriyoruz kardeşim. Krallığa gelmek isteyenler gelsin buyursun. İzmir'e gittik ilk. Ömer 5000 kişi geldi kimlik kartı almaya. Biz de 100 tane kimlik kartı alıp gelmişiz. Bilmiyoruz ki ya. Yani böyle bir ilgi alaka olacak. Hemen dedik fotokopiyle çoğaltın. Daha kaç sene önce. Ya nasıl dokunmuşsak insanların hayatına. Biz yaptığımız işte çünkü bir şey hayal ediyorsun, radyo tiyatrosu yapıyorsun, efektleriyle vesairesiyle insanlarla buluşuyorsun. İnsanların sesinden o enerjiyi, mutluluğu alıyorsun zaten. Radyo başka bir sihir, başka bir güzellik Ömer ya, çok değerli. Doğru, hayat da radyo gibi aslında. Sonuç olarak karşımıza sürekli yeni sesler, yeni insanlar çıkıyor ama tabii bazılarını seviyoruz, bazılarını sevmiyoruz. Belevrike'de yani. Arnavutça'da kadınların giydiği paçalı don demekti. Bize deli gibi soruyorlardı, biz cevap vermiyorduk. Veremiyordunuz tabii. Uydurduk öyle yani. Belevrike, arkadaşım Arnavut'tu. Fonetiği güzel. Evet, Belevrike. İnsan tabii öğrenme sürecinde olan bir varlık yani. Bir şeyler öğreniyoruz. Bazen düşünüyorum, sevdiğim insanlardan daha çok şey öğreniyormuşum gibi hissediyorum. İnsan sevdiğimden mi öğrenir acaba? Sevmediğinden de öğrenir, sevdiğinden de öğrenir, iyiden öğrenir, kötüden öğrenir. Bence her şeyden öğrenir ya. Bak bir şey söyleyeyim mi? Sevmediği ya da kötü olandan daha faydalı şeyler öğrenebilir. Bir tecrübe edinebilir belki de. Ama insan hani birebir de sevdiği insanın felsefesi, onun öğretilmişliklerini almak, onun hevesi. Çünkü insanın sevdiğine karşı bir motivasyonu vardır diye düşünüyorum. Her şeyden alıyor insan bence. Hepsini süzüyor. Bir olgunluk dönemi var. Bir yaş aralığı. Herkes de değişiyor bu. O olgunluk döneminde herkesin bir olduğu yaş var bence Ömer. İnsan olarak da, aktör olarak da o hissediyorsun onun hissiyatı. Oldu. Bak şu an oldu. Bu oldu sanki dediğin bir şey var. Hepsinden almalı. Ondan sonra ve iyi insan olmak için onu kullanmalı, doğru kullanmalı. Maddi konularda tutumlu musunuzdur? Değilim. Değil misiniz? Yok be. Hiç değilim. Benjamin Franklin'den güzel bir sözle devam ediyoruz vapurda çay simit sohbeti. Demiş ki küçük harcamaları gözden kaçırmayın. Bazen küçük bir delik koca bir gemiyi batırabilir. Vallahi doğru söylüyorsun. Değil mi? Küçük küçük deyip. Evet evet. Ya, öyle oluyor. Ama ben hani şeyimdir yani hani çok dikkatli değilim bu konuda. Değilim yani. Hani neyse veririm, saçarım ondan sonra. Hiç bakmam yani. Efendim. Vapurda çay simit sohbete siz izleyicilerimizin gönderdiği sorularla devam ediyoruz. Bizim felsefe yaptığımızı seven bir izleyicimiz herhalde. İnsan neyle yaşar diye size soruyor. İnsan neyle yaşar? Ya çok fazla mesleğimizden dolayı bir de yapıdan dolayı çok fazla insanla muhatap oluyorum ben. Hı hı. Zengini, fakiri, ortallisi, doğulusu, güneyi, egesi, batısı, yurt içi, yurt dışı. Herkeste ortak bir özellik var. Çok böyle hemen şimdi izleyicilerimizin aklına şey gelecek yani maddiyat ve rahat yaşamak,
gelecek. İnansınlar ki maddi ve rahat yaşadıklarını düşündükleri insanlar bir ölü yaşıyorlar. Yani ben ölü yaşayacaksam parasız canlı kalmayı tercih ederim ya. Yani öyle yaşanmaz. Öyle yaşanmaz. Farkında olmadan yaşanmaz. Bilgi kendin içinde bir silah. Farkında olmadan yaşanmaz. Mutsuz yaşanır mı? Nereye kadar yaşayabilirsin? Kesinlikle. Anlatabiliyor muyum? Yani hiç sen havada uçarken açlıktan yere düşüp ölen kuş gördün mü? Görmezsin. Biz kuştan daha değerliyiz Allah için. Yani böyle bir şey olabilir mi? Abicim onun için şu güzel bir şey söz yani. Allah'tan her şeyin hayırlısı derler ya. Doğru. O çok içi altı dolu bir şeydir o. Tamam felsefe konuşuyoruz da hani altı dolu bir şeydir o aslına bakarsan. Gerçekten hayırlısı ya. Yani paranın da hayırlısı, her şeyin hayırlısı. Her şeyin hayırlısı. Evet. Yani insanlar başta programın başında söyledim. Bak bizi sevgi kurtaracak. Birbirimizi sevmek kurtaracak. Başka asla çıkış yolumuz yok bizim. Bir başka izleyicimizin sorusuyla devam ediyorum. Ferhat Yılmaz hayatta hiç yılmaz mı diye manidar bir soru sorabilir miyim demiş. Ya şöyle. Yılar ya niye yılmasın ya? Yılar mı? Yılar da şey yapmaz. Belli etmez. Belli etmemeye çalışır. Büyük savaşçıyımdır aslında. Sağlam savaşırım. Ama insanım, zayıfım nihayetinde. Yoruluyorum bazen. Ama çabuk toparlanıyorum, çabuk kalkarım. Bu güzel bir özellik. Yani hakem eğer 9'a kadar mı sayıyordu ringde? 10'a kadar. 10'a kadar mı sayıyordu? Vallahi 9'a kadar sürdüğü olmadı bugüne kadar. Hep 6'da 7'de kalktım. Çok güzel. İnşallah onu bulmam ölene kadar. Hep 6-7'de kalkarım yani. Yani yumruk İnşallah. Yediğimiz zamanlar oluyor tabii. Hayat böyle bir şey. Ama kalkıyoruz ya. Doğru. Sıkıntı yok. Önemli olan zaten kalkmak. Herkes düşünüyor. Yatmanın faydası olacağını bilsem. Evet yatmanın. Yani 10, 13, 15 yatacağım ama bir faydası yok. Kalkmak lazım. Evet. Efendim bir başka izleyicimiz sormuş ki bunca yıllık ömründe hayatında en mutlu olduğu anı nedir diye. Paylaşmak ister misiniz? Aklınıza geliyor mu? Evet, geliyor. Yani oğlum dünyaya geldi yani ya. Çok acayipti. Yani biz hastanede, şimdi babalık sonradan kazanılan bir şey aslında. Annelik doğuştan ya. Poyraz tabii normal doğum için bekliyordu eşim hastanede. Hastanedeydik. Ve Allah'tan Doktor Turgay haber, Turgay Güven kulakları çınlasın. O gitmedi, kaldı. Poyraz annesini çatıya sıkıştı. O bir an flatline oldu şey, cihazda görüldü. Acil hemen şey aldılar, ameliyatı aldılar. 20 dakikada çıkarmamız lazım Poyraz'ı dedi. Ve ben de ameliyathanedeydim. Yani oraya bayağı set kurdum ben Ömer. İki kameralar falan filan böyle ondan sonra... Ha, bir anlamda da hakikaten çekim aşaması oldu. Her şeyi çektim. Her şeyi çektim. İşte Turgay abi diyor ki bir yandan aman oğlan sakın bayılma. Ya abi bırak beni ben bayılmam sen işte çıkarın çocuğu falan. Poyraz çıktığı an yani Gökçe'de sağlıklı olduğu an annesi ondan sonra inanılmaz mesela mutlu olmuştum. Poyraz'ın annesiyle ilk emzirmesine kadar her şeyi çektim yani hastanede her şeyi çektim ve ileride ona arşiv olması için. Poyraz'ı kucağıma aldığımda bir süre oldu. Bir gün sonra Poyraz'ı bir kucağıma verdiler benim. Yani şimdi oğlan tabii 1.86 ama herif dev gibi 46 numara ayaklar ama şu kadar bir şey veriyorlar sana Ömer. Bu senin diyorlar tamam mı? Böyle bir şey veriyorlar. Al bu senin diye. Böyle alıyorsun ve bir sorumluluk var orada. Yani o kadar değerli ki öyle bir şey ki o küçücük şey aslında 10 ton büyük. Değil mi? Tabii. Yani hayatımda yaşadığım şeydi yani en güzel anlardan biriydi o an oğlumu kucağıma almam. Yani Allah hiç ayırmasın inşallah. Çok anımız var tabii güzel ama bu bence herhalde düşündüğüm zaman en heyecan verici ondan sonra onun kokusu en güzel zamandı diye düşünüyorum. Doğru. Ya kalkıyor muyuz gidiyor muyuz? Ben de yoluma giderim dediğiniz oluyor mu hiç? Ha. Çok kızmışsam giderim. Yapar mısınız öyle? Yaparım. Hani kalkıp böyle ben de yoluma gidiyorum. Giderim, tamam giderim. Diye. Hiç kimseyi tanımam vallahi. Çok kızarsam giderim. Bak bu kadar sevgiden bahsettik her şeyden. Ama o kırmızı çizgide hiç giderim yani. Asla taviz vermem. Ama gerçekten çok kızmam lazım Ömer. Yani gerçekten beni çok kızdırmaları gerekiyor bunun için.
Yoksa... Kolay kolay da aslında ya, kızan biri değilsiniz. Değilim, değilim. Hep böyle şey yaparım. Ama o kızdırmaları gerekiyor beni ya. Benim çizgim belli. Yani kasti ve planlı yapmamış olacak kişi. Bir de vatanla ilgili problemi olmayacak. Yoksa ya hepimiz birbirimizi seveceğiz ya. Hiç sıkıntımız yok yani. Bizim bütün herkes bizim kardeşimiz. O kadar basit. Doğru. Efendim yavaş yavaş vapurda çalıştığımız sohbetin sonuna gelirken kötüler büyür, sen çocuk kalmışsın sözü güzel bir iltifat olsa gerek. Çok güzel bir sözmüş. Değil mi? Çok güzelmiş. Evet çok güzelmiş. Ay çok güzelmiş. Aman aman. Harika. Çok güzelmiş ya. İçindeki çocuğa şey oluyor değil mi hiç sözü? Tabii kalbine şimdi. Kalbine dokunuyor. Hani kötüler büyür. Bilmem çocuk kalmak güzel değil mi? Ben bir yanım hep böyle benim. Hep dışarı çıkarım onu ben ya. Yani o bir şeyde ortaya çıkar bende. Hayvanları severken, çocukları severken, doğada bir şeyi severken ondan sonra. Hep ortaya çıkar o benim. Sesli severim, dokunmayı severim, ona sarılırım, hissederim ondan sonra. Evde bir kedim var mı? İsmi Ponçik. Ponçik. Evet, aşkım benim, o kızım. 3 yaşında. Onu fena severim. O da bilir, yerlere yatar böyle bir şeyler, bir şeyler. Çok güzel. Her yerini öperim onu. Yani o şey, evet ya çıkıyor işte orada çıkıyor ortaya. Değil mi? Tabii. İşte diyorum ya sevgi diye. Bak evet. Çok yani muhteşem. Çayımızı içtiniz, simidimizi yediniz. Umarım sizi güzel misafir edebildik. Ömer çok teşekkür ederim. İnşallah keyifli olmuştur. İnsanların kalbine dokunabilmişizdir, inandırıcı olabilmişizdir. Samimiyetimizi almışlardır inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben öyle olduğuna inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Size küçük bir hatıra olarak küçük bir hediyemiz var. Onu takdim etmek isterim. Açabilir miyim? Tabii ki. İçinden küçük bir oyuncak çıkacak. Bizi hatırlamanız amacıyla küçük bir hediye, küçük bir mani. Evet, muhteşem. Ben okuyayım o zaman. Lütfen. Filmler ve roller dizi dizi, radyoda da dinledik biz sizi. Bu iş yılan hikayesine dönmeden vapurda çayla edelim sohbeti. Evet. Harika olmuş. Evet. Çok güzel. Çok teşekkür ederim Ömerciğim ve ekip arkadaşlarımıza. Sağ olun. Emeğinize biz sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Çok mutlu olduk. Gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle, her işiniz güle güle olsun çok inşallah. Çok teşekkür ederim. Bir çay alayım ben şuna. Bir çay efendim Ferhat Yılmaz'la birlikteydik. Alkışlıyoruz, teşekkür ediyoruz. Mevlana der ki, her şey neye layıksa ona dönüşür. Siz ve ekibiniz en güzel şeylere dönüşmeye layıksınız. Güzel kalbiniz için çok teşekkür ederim. Ferhat Yılmaz.